Ne haber Goncacık? İhaleye hazırlanıyorum, görmüyor musun? Hazırlanmak? Ay tatlım, sen hiç hazırlanamamışsın ki. Bu kıyafetlerle toplantıya mı girilir? Ay Goncacığım. Ay farkında mısın bilmiyorum ama sen bu giyinme işlerinden hiç anlamıyorsun. Bak benim İstanbul'da arkadaşlarım var bu işi bilen. İstersen profesyonel destek alalım. Evet, anlamıyorum. Hı-hı. Ya bozulma bu kadar, ben senin için söylüyorum. İş kadını oldum diyorsun ya. Ona göre davran, ona göre giyin diye. Dış görünüş çok mühim. Bak, ne yapmaya çalıştığının farkındayım, tamam mı? Ama hiç böyle şeylere gerek yok şu an. Kazanmak mı istiyorsun Ece? Tamam, kazandım. Rahat ol. Hadi işime geri dönmem gerekiyor. Haklısın. Bence herkes işine geri dönsün. Biz de toprakla yarım kalan işlerimizi hallediyoruz. Hani nerede neye baksak, nerede otursak diye. Dertleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Güzel. Sen madem toprakla benim ömür boyu bir arada olmama alıştın, düğünümüze de gelirsin artık. Hadi ben senin konsantrasyonunu daha fazla bozmayayım. Bol şans. Çok ihtiyacın olacak. Toprağın üstünde yavaş yavaş açmaya başlayan bir goncanın kokusudur sevgi. Canım. Ne söyledin Gonca'ya? Ne söyleyeceğim? Bol şans diledim. Gonca'nın üstüne gitme sakın. Üzme Gonca'yı. Onu üzmeye çalışma. Toprak, bana ne Gonca'nın duygularından? Hatta sana ne? Niye bu kadar ilgileniyorsun sen? Bana saygısızlık etmeye bırak artık. Yoksa bir ömür böyle geçmez. Gonca, ne yapıyorsun burada? Gel, yerimize geçelim. Olur. Pek bir esrarengiz hanımefendi, kime baktınız acaba? Siz kapıcı mı oluyorsunuz? Yani görevli derler, sağ kolumuz derler ama kapıcı hiç demediler. Canan Hanım'la görüşmek istiyorum. Tamam, kim diyeyim ben? Sen kapıyı çalacaksın, ben ne gerekiyorsa söyleyeceğim. Peki, peki buyurun. Hanımefendi kim olduğunu kendi söyleyecekmiş. Ben tanımıyorum hala. Merhaba, ben Belgin. Ece'nin annesiyim. Nihayet sizinle tanışma şerefine nail oldum. Sana söylemeyi unuttum Toprak. Annem geliyor Sparta'ya. Hatta belki gelmiştir bile. Ne sebeple geliyor annen Sparta'ya? Ne sebebi? Bir annenin kızını görmesi için sebebi mi ihtiyacı var? Hmm. Değil mi, sen anneni aradın. Anne dedim, biz yeniden Toprak'la birlikte olmaya başladık. Annen de ne hikmetse bir anda bilet aldı ve buraya geldi. Başka bir ajandası yok yani. Anladım. Öyle Isparta'yı gezip görecek sadece. Ben aylardır Isparta'dayım ya. Beni özlemiş olamaz mı Toprak? Buna inanmamı bekleme benden Ece. Sen bana böyle kötü davranmaya devam edecek misin? Tamam, uzatmayalım. Şimdi sırası değil. Efendim, misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sunumlarımız Fuat Demircan'ın As ve Gül firması ile başlayacaktır. Herkesin karanlığı
kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.